Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, yeni programımızdan herkese merhabalar. Avrupa Ajansı'nda temsilcilerimizin Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. Öncelikle Kerem Duman ve Hakan Berkcan Bolat bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş Hoş merhabalar, hoş bulduk. bulduk. Çok beklediğimiz gibi bir gece olmadı aslında. Biraz moraller düşük, özellikle son dakikalara doğru. Hem Sivas'ın kırmızı kartı var, Gradel son dakika bir kırmızı kart dedi. Fenerbahçe 2-0 yenik duruma düştü derken moralsiz başladık. Dilerseniz hızlıca Sevilla Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Kerem, ne dersin maç için? İlk sıcağı sıcağına yorumun ne olur? Ya gerçekten kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu. Özellikle ilk yarıdaki oyundan sonra Sevilla'nın kötü durumda olduğunu biliyorduk. Yani biraz böyle bir maç bekliyorduk ama herkesin korkusu Sevilla gibi UEFA Avrupa Ligi'nde defalarca kupa almış ve en kötü zamanlarında bile sürekli turu geçebilmiş bir takıma karşı Fenerbahçe'nin skoru bulabilip işte buradan galibiyeti yakalaması bekliyorduk ama maalesef ilk yarıdaki oyun, girilen pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İkinci yarı şanssız, kalp kırıcı bir şekilde gelen ilk gol. Arao'ya çarpan Horda'nın şutu gol oldu. Sonrasında gelinen ikinci atakta gole dönüştü. Yani çok az bir gol beklentisinden yüksek bir skor elde etti Sevilla maalesef. Fenerbahçe de yani tur umutlarını tamamen tüketmiş değil tabii ki. Deplasman kuralı diye bir şey yok. İki farklı Kadıköy'de turu uzatmalara götürebilir, kazanabilir ama en azından ikinci golü yemeseydi çok daha kötünün iyisi bir gece diyebilirdik. Olabilecek, yani oyuna göre olabilecek en kötü senaryolardan biri yaşandı maalesef. Kesinlikle katılıyorum. Hakan, sen ne dersin? Senden de alalım. Yani Sıcağı özellikle ilk yarıda o King'in kaçırdığı iki gol ve Ferdi'nin karşı karşıya kalecinin üstüne vurduğu topların kesinlikle aşırı gol değil mi? olması, en azından bir tane gol çıkarması gerekiyordu ki Fenerbahçe orada üstünlüğü de alsaydı orada çok daha farklı bir maç olurdu. Yani Sevilla maçı kesinlikle döndürecek bir yapıya da sahip değildi. Çok kırılgan bir yapısı olduğu çok belliydi. 0-0'ken özellikle ilk yarıda, çünkü çok fazla pozisyon verdiler. Bir de tereddüt yaşadılar birçok yerde. Pozisyon verdikçe oyuncuların da ayakları birbirine dolaşmaya başladı zaten, ama ikinci yarıda özellikle Fenerbahçe'nin hücum gücü kırılmaya başladı ve şanssız da bir gol geldi. Yani gerçekten çok şanssız bir gol geldi. Fakat Fenerbahçe aynı ilk yarıdaki tepkiyi ikinci yarıya gösteremedi. Özellikle İrfan Can'ın oyundan düşmesi Fenerbahçe'nin hücum gücünü çok kısıtladı. Sonrasında da zaten Sevilla bir kere daha geldi. Onda da iki kişinin arasından topu geçirip ağlara attı. 2-0 kötü bir skor. Aynı zamanda ülke puanı için de beklenti olan takımlardan birisiydi Fenerbahçe, ki bu getiriyi de şu anda minimuma düşürdü maalesef ki. Onu maçlardan sonra konuşacağız, 3 maçı konuşunca ülke puanı Aynen öyle. ayrıca. Ya ben aslında Jesus'un ilk başlangıç planı, özellikle ilk yarı planını fena bulmadım. Şimdi Sevilla gibi bir takıma direkt hücum pres uygularsanız, bazıları şey düşünüyordu çünkü Fenerbahçe hücum pres yapabilir. Orta sahada Fernando var, Rakitic var abi, adam var, iki pasla top çıkarıyorlar ve ben kendi aramızdaki gruba da yazmıştım maçı oynanırken. Fernando eski Galatasaraylı, ya bu kadar yüksek zekada bir oyuncuyu Galatasaray yani kaybetmenin çok üzüntüsünü yaşamış. O 3-4 yıldır ki orta sahalarda belli. Sevilla mükemmel bir şey atlatıyor Sevilla yani orta sahasına. Yaşı her ne kadar çok yüksek de olsa gerçekten o lakabı gibi, ahtapot gibi top oynadı. Rakitic var. Bunlara direkt hücum presle başlamaması mantıklıydı. Ama ben biraz hücum organizasyonlarını da şöyle tepkiliyim. Biraz daha fazla topu Sevilla'ya verip daha mı savunma arkasına daha fazla mı denese diye düşünmüyor değilim. Çünkü çok fazla kaçırdılar. Ne zaman savunma arkasına top atsa Fenerbahçe hep etkili oldu. Katılır mısınız bilmiyorum. Kerem, sen nasıl buldun Ya planları? şöyle, Fenerbahçe zaten hiçbir zaman öyle çok hakim bir oyun oynamıyor. Aynen. Hakim oyun oynamaya çalıştığında rakipler yüksek profilde olmadığı zaman işte baskıyla topu tekrardan kazanarak iyi iş yapıyor ama o zamanlar bile bize %60'ları 65'leri sıklıkla gösteren bir takım değil Fenerbahçe. Özellikle yani Sevilla şu an üretim konusunda çok kısırken
Senin söylediğin şey oldukça mantıklı olurdu. Yani topu beklenenden daha fazla bıraksaydı Sevilla'ya. Sevilla zaten şu an hiç organize olabilen bir takım değil. Hücum anlamında inanılmaz kısır. Ligde özellikle Dünya Kupası'ndan sonra az buçuk toparladılar. Yoksa küme düşme hattını görüyordu neredeyse Sevilla bu sene. Yani Fenerbahçe'de aksine kazandığı toplarla, uzun toplarla çok etkili olabilen bir takım. Bugün de bunun bazı örneklerini gördük. Dediğim gibi topu daha fazla bıraksaydı muhtemelen daha büyük bir avantaj elde edebilirdi Fenerbahçe. Hakan, sen ne düşünüyorsun Jesus'un taktikleri hakkında? Maç planı hakkında daha doğrusu. Yani zaten Atletico Madrid gibi 1-0 öne geçtiğinde bile tamamen defansa yönelen bir takımdan 6 tane yiyen bir takım. Takıma bugün Fenerbahçe gol atamadıysa yani bu biraz key Fenerbahçe'nin kendi suçu. Ki zaten dediğin gibi özellikle Ferdi'nin kanadından ikili oyunlarla bayağı da tehlike yarattı Fenerbahçe. Arkaya atılan toplarda dediğin gibi. Ama bunlar işte ilk yarıda özellikle King'in kaçırdıklarından sonra Fenerbahçe hiç üretemedi. Benim aklımda bu soru işareti kaldı. Yani hamlelerde gecikti. Jesus Can. hamlelerde gecikti. Yani mesela Arda özellikle İrfan Can'la 60-70 gibi maç 1-0 iken değişseydi oradan yine Ferdi ile olan uyumlarını kullanıp bir pozisyonlar bulabilirlerdi. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bir de şey çok dikkatimi çekti. Ferdi zaten iyiydi de bugün Samet'in müdahaleleri dikkatini çektim ya, birkaç tane Evet. özellikle çok net müdahale yaptı. İkinci noktada Rossi'yi soracağım. Rossi çok bal yapmayan arı gibi gelmeye başladı son zamanlarda. Yani benim düşüncem en azından. Siz ne düşünüyorsunuz? Hücumda çok kısır kalıyor sanki. Ya Rossi yani oyuncu profilini değerlendirecek olsak çalışkan bir oyuncu. Hani biraz Olcay Şahan vari bir oyuncu yani. Ya pek çok insan da bu benzetmeyi yapıyor. Yapan ilk kişi ben değilim. Hani onun birazcık daha tabii fiziksel olarak avantajları var Olcay Şahan'a göre. Eski Prime Olcay Şahan'a göre. Bugün de yani oyuna girdikten sonra aslında yani ikinci yarıda başladıktan sonra Sevilla yani Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki etkinliğini kırdı. Oyunu rölantiye aldı ve yani tehlikeler vermemeye başladı. Yine üretmedi ama oyunu kontrol altında tutabildi. Bir 15-20 dakika öyle geçirdi. Gol geldi sonrasında. Golden sonra çok daha iyi kapandı Sevilla. Orada Fenerbahçe'nin üretkenliği çok düştü. Ya bence hani tamam anlıyorum Crespo'nun çıkması. Crespo da mükemmel bir maç geçirmedi. Aslında ilk yarı fizik kalitesiyle işte top taşımasıyla iş yaptı bence. Biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum ben Crespo'nun aslında. İlk oyundan çıkan oyuncu da oldu. Bence İrfan Can değişikliği çok daha önce gelebilirdi. Rossi de oraya girerek biraz dinamizm yaratması beklendi muhtemelen. Yani Crespo'ya göre aslında gole daha yakın bir oyuncu baktığınız zaman öyle bekliyorsunuz. Oyuncu profili olarak ama söylediğim gibi çok etkili olamadı bugün. Yani ben tekrar altını çizmek istiyorum. İrfan Can da bugün kötüydü. Özellikle mesela yani yapılan değişiklikler aslında doğru ama zamanlamaları çok doğru değil sanki. Bence Lincoln de daha erken çıkabilir. Yani Ferdi yani son maçlarda sağ kanatta sağ bekte daha verimli oluyor gibi gözüküyor ama solda da Ferdi özellikle hani Ters içe yani girmeleri. evet ters içe girmeleri çok önemli. Bir de bugün mesela iki tane önemli şut attı Ferdi. Bu şutları solda oynayarak işte sağ ayağına içeri çekerek vursa çok daha net oluyor aslında. Ve orada işte solda oynadığı zaman Valencia'yla da iletişimi daha iyi oluyor bence. Yani o hamleler biraz geç kaldı sanki. Hakan, senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Zaten ya Avrupa maçlarından gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Çünkü ligi takip eden biri değilim. Diego Rossi özelinde sordum. O yüzden o özelde cevaplayacağım. Diego Rossi özellikle müdahalelerde ve defansa katkı bakımından çok aksayan bir oyuncu. Yani hangi tarafta oynarsa oynasın bazen sol tarafta da oynayabiliyor ama oynadığı kısımda özellikle bir zaaf yaratıyor. Yani zaten ikinci golde raket için oradan rahat rahat ortayı yapması da biraz da bunun kanıtı gibi. Çünkü tamam evet anahtar pasları güzel atan bir oyuncu Rossi tamam fakat sadece anahtar pas için orada durmuyorsun. Oyuna
belli yerlerde hareketlilik kazandırman lazım, rakibi bozman lazım. Fakat çoğu zaman ben bunu göremiyorum Rossi'de, senin dediğin gibi de. Bu Fenerbahçe seviye maçı ile ilgili son bir şey soracağım. Şimdi bir taraftan Sevilla'nın deplasman karnesini açtım önüme de. Atletico Madrid deplasmanı 6-1. Avrupa Ligi'nde PSV'yi geçti ama deplasmanda 2-0 yenilmiş. Evinde 3-0 yendiği için geçmiş. Rayo Vallecano ile deplasmanda berabere kalmış. Barcelona'ya yenilmiş. İşte Osasuna'ya yenilmiş. Kupa Del Rey'de. Ardından Alaves yenmiş bir tek bu arada. Girona'ya falan yenilmiş. Ya Fenerbahçe'nin bir şansı var diyebiliriz şu skorlara göre. Sevilla'nın deplasman performansını göz önüne aldığında. İkinci maç için ne dersiniz Kerem? Ya ikinci maç yani, evet tabii ki turun kapısı kapanmadı. Sevilla yani tur geçimi iyi bilen bir takım. Yani 2-0'dan sonra ben hani doğal olarak tur başlamadan öncekine göre daha az umutlarım var ama takım seviye olduğu için ve bugünkü aslında performansını gördüğümüz için hani biraz yani Real Madrid vari bir performans sergiliyor UEFA Avrupa Ligi'nde Ha. Sevilla. Yani tur geçme Bilmiyorum. açısından bahsediyorum. Yani çok iyi oynamasına gerek yok Sevilla'nın. Bugün gördük çok iyi oynamasına gerek olmadığını. Yani Liverpool maçına da Real Madrid harika başlamıştı Liverpool. Real Madrid mükemmel bir maç oynamadan skoru 5-2'ye getirdi. Yani tur cebine koymuş gibi gözüküyor. Yani Sevilla'da biraz böyle bir algı yarattı ve bence tabii burada teknik ekibi büyük bir iş düşüyor. Takımın tekrardan bu turu geçebileceğine inanması lazım. Yani bugünkü gibi presle başladığında işte Kadıköy'ün atmosferi vesaire ilk yarıda bir tane gol attığında Fenerbahçe için aslında işler tamamen rüzgar arkasına aldığında ihtimalleri artırabilir, işler iyi gidebilir. Ama işte bu Sevilla ona ne kadar izin verecek bilmiyorum. Çünkü bugünkü galibiyet bence Sevilla'nın da toparlanması açısından çok önemli oldu. Özellikle Atletico mağlubiyetinden sonra. Kesinlikle. Hakan sen ne dersin? İkinci maç için. Yani Fenerbahçe'nin kesinlikle şansı var hala. Yani bunu zaten tartışmaya gerek yok. Çünkü PSV'ye 2-0 yenildi ama PSV kendi liginde bile sıkıntılar yaşayan bir takım şu anda. Özellikle dördüncü sırada ve çok saçma sapan da bir maçlar kaybetmiş bir PSV varken 2-0 yendi Evet, ve Sevilla'yı. en iyi oyuncusunu kaybetti devre arasında. Ve de yanlış Gakpo. hatırlamıyorsam da 10 kişi kalmışlardı maçta. Evet. Ha evet. Bir de orada şey önemli. Sen lafını kesiyorum ama son 77'den sonra 2 gol atmış PSV. Yani bir 77 bir 90 artı 3 olması lazım. Yani son dakikalara doğru atmış PSV Sevilla'ya golleri. Yani ama nihayetinde oraya kadar getirdi durumu 10 kişiyle de olsa. Yani 10 kişiyle bunu yapabiliyorsa ki PSV zaten bu sezon aslında geçen sezondan çok ayrı daha kötü bir PSV var karşımızda. Fenerbahçe bugünkü özellikle ilk yarıdaki oyununu daha yüksek baskı seviyesiyle sindirebilirse Sevilla'nın oyununu şansı var. Şey diyeceğim PSV 90 artı 7'de kırmızı kart yemiş bu arada, onu belirteyim yani son dakikalara doğru yemiş. Kısa bir süre 10 kişi kalmış. Her neyse bu maça dahil eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı yoksa diğer maçlara geçeceğim hocam. Ya eklemek istediğim bir şey yok. Sadece Fenerbahçe'ye ikinci maçta başarılar diliyorum. Maalesef bugün ülke puanı katkısı gelmedi. Çok umutluydum. Olmadı. Ülke puanı Evet. biraz sonra konuşacağız. Hızlıca Fiorentina Sivasspor. Aslında bir taraftan umutlu oldum bu maç sonunda Fiorentina Sivasspor maçında. Yani her ne kadar Sivasspor avantajlı konumda olmasa da Fiorentina deplasmandan bir gol yiyerek çıkıyorsunuz ki özellikle ilk yarıda bir ilk 20 dakikada falan Fiorentina'nın 3 tane pozisyonu var. İkisi boş kale. Ve Kerem Evet, izledin sen hatırlıyorsundur. evet. Bir de direkten dönen top var. Bu çok klas bir vuruş yapmıştı. Daha ilk 20 dakikadan bahsediyorum. Ama genel anlamda Sivas iyi takım savunması yaptı diyebiliriz. Biraz hücumda eksik kaldı. O çıkışlar yeterli olmadı Fiorentina'ya karşı. Ama benim de muhtemelen gideceğim bir maç olacak. Ya yani çok umutlandım. Maça gideceğim Sivas stadına. Taraftarla bir umut oldu bende. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili. Ya şöyle, ben katılıyorum sana. Ya Sivas aslında Fiorentina'ya çıktığında
çekebileceği en kötü kurallardan birini çekti diye düşünmüştüm ama yani Sivas her zaman, hani biz ligde de Sivas'ı izlediğimizde görüyoruz. Her zaman büyük takım, bunu yani grup maçlarında da gösterdi. Önemli maçlarda büyük takımlara karşı işte geriye çekilerek işte Rıza Hoca'nın oyunu biliyoruz zaten. Çok Aynen. detaylı anlatmaya gerek yok. Büyük takımlara karşı çok daha iyi skorlar alabilen ama kendinden daha düşük seviyedeki takımlara karşı kötü sonuçlar alan bir takım. Yani bu biraz maç ciddiyetiyle alakalı, biraz hazırlıkla alakalı, biraz da takımın oynamaya yatkın olduğu oyunla alakalı. En Tabii çok da ki. onunla Laf alakalı. aynen. Ya yani Fiorentina aslında bu açıdan Sivasspor'a uygun bir ekip ama yani siklet olarak biraz fazla güçlü kalıyor maalesef. Ya bugün ben hocanın mesela Gradel'le maça başlamamasını anlıyorum. İkinci yarı sokup Gradel'den bir verim almayı düşündü. Mantıklı geliyor bana. Ama maalesef deplasmandaki maçta ondan da yoksun olacak Sivasspor. Çok saçma bir İçerideki kırmızı maç. kart gördü. Evet, içerideki Son pardon, ikinci dakikada maçta. gördü. Ya çok Ya saçma çok bir kırmızı kart. Gradel Sivasspor için olmazsa olmaz oyunculardan biri. Yani ben Sivas'ın iyi transferler yaptığını düşünüyorum aslında. Forvet aldı kesinlikle. Caicedo ve Samu Sainz'i çok beğendim. Caicedo yani tam bir Yatabari ikamesi. Onun üzerine çıkabilecek de bir oyuncu. Aynen İyi. kesinlikle. Daha hareketli Yatabari'den fark Tabii ettiysen. ki Daha çok böyle. daha hareketli. Tamam, onun kadar uzun değil ama yani bence tam bizim lige ve Sivas'ın oyununa da çok uygun bir forvet. Kesinlikle. Yani içeride dediğin gibi bir şans, Sivas'ın da bir şansı olabilir. Ya bugün hani kornerde de bir top direkten döndü aslında. Bir iki tane değerlendirilebilecek pozisyon vardı. Bunları değerlendiremedi Sivas. Ya benim ilk yarı dediğin gibi net pozisyonlar kaçırdı Fiorentina. Ama yani Sivas'ta hem deplasmanda alınabilecek iyi bir sonuçla çıktı. Hem de daha iyisini de yapabilirdi esasında. Onlar da yine şanssız bir gol yediler maalesef. Ya bugün aslında Evet. kalecilerde de problemler vardı. Yani hem Volkan Babacan'ın sektirdiği top Başakşehir maçına değindiniz ona. Hem işte elinden kaçan top burada bu maçta. Ali Şaşal. Evet. Ya üzüldüm Aslında çok açıkçası. çok beğenmem ben Ali Şaşal'ı. Lafa girdim, özür dilerim ama çok Evet normalde evet. beğenmem ama bu maç üzerinde gerçekten iyi oynamıştı yani. Fena değildi. Ya sadece bu maça döndü de Avrupa'da bu sezon çok iyi oynuyor. Ben hani Avrupa'daki Aynen. tüm maçlarını takip ettim. Sivasspor'u takip etmeye çalıştım. Avrupa'da özellikle iyi oynuyor. Ama bugün onun adına da şanssız bir geceydi. Ama o hatasından sonra da üst üste yani o top da çıkmalıydı. O hata biraz geçmişte de Evet. kaldı o pozisyon üzerinde yani. Bir de Evet, en hem son öyle. vuruş çok şans Hı-hı. oldu. Evet. Yani orada da yine çarpan bir top var. Çıkarılamayacak, hiç kimsenin olmadığı bir noktaya gidiyor top. Yani ama buna rağmen 1-0 deplasmanda kabul edilebilir bir skor. Kesinlikle. Yani ümit ediyorum senin de içinde olduğun Sivasspor tribünüyle Fiorentina'nın üzerine çökeriz. O maç için ayrıca özel bir içerik planlıyoruz. Bir vlog tarzı, maç vlogu tarzı. Onu da yakın zamanda açıklarız herhalde, duyururuz yani diyelim. Hı. Hakan, sen bir şey eklemek istemiyorsan bu maça dair hemen ben Gent Başakşehir maçına geçeyim, sonra ülke puanını konuşalım. İzlemediğim için sadece şöyle bir örnek verebilirim. Ben Premier Lig'i daha çok takip eden biri olduğum için Sivas'ın oyununu az çok West Ham Newcastle tarzı o takımlara benzetip pardon Leicester Newcastle tarzı takımlara benzetiyorum çünkü Ya bence kendinden biraz daha şeye de benziyor bak. Geçtiğimiz senelerdeki Burnley. aynen Yani aynen işte ona daha çok yani en çok ona benziyor hatta. şeye benzemiyorum ya. Şu anki sezon özellikle Leicester'a daha çok benziyor. Çünkü özellikle yukarıdaki takımlara karşı iyi kapanan ama kendi sikletindeki takımlara karşı böyle oynadığı için açamayan bir tarz. Avrupa'da en Evet. azından gördüğüm kadarıyla öyle. Özellikle Hı. Balkani maçındaki mağlubiyet. Ya Buna hiç çok net sorma. örnek. Hiç sorma. Bielsa'nın Yani Leeds'ine daha çok benzemiyor mu Hakan ya? kime? Bielsa'nın Leeds United'ına. Ya Onlar o çok daha presli bir takımdı. Çok daha aynen presli bir onlar biraz takımdı. daha hızlı oynayan bir Yani takım. ama Evet. ne bileyim yine ben tarz olarak benzetiyorum ben. Yani tarz Yani çok olarak Leicester'a benziyor. Bu sezonki Leicester'a. hı. sen daha iyi takip ediyorsun. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu maça ben hemen Başakşehir maçına geçeyim. Gent Başakşehir aslında en az izleyebildiğim maç oldu. Hepsine bakmaya çalıştım ama en kesit kesit. Saha çok ağırlaştı sonradan. Kerem sen Evet. de baktın herhalde, fark etmişsindir. Hı Çok hı. yağmur yağdı.
Başakşehir çok saçma hatalar yaptı. Yayından önce senle de konuştuk. O ilk yarının Evet. sonunda bir pozisyon var. Yani atmak daha şeydi. Evet daha. Zordu. Kolaydı pardon, kaçırmaktan. Bilmiyorum. Yani Başakşehir'i pek iyi bulmadım maçta. Aslında iyi bir skorla geldi. Başakşehir bence turu da atladı ama ben galibiyette dönerdi diye düşünüyordum açıkçası. Sen ne dersin? Ya şöyle ya turlar açıklandığında ben geçmesinin en yüksek şans takımların arasında en yüksek şansa sahip olan takımın Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bugünkü oyun bence hani diğer takımlarımıza göre yenilen takımlarımıza göre daha yüksek bir performans vermesini bekliyordum açıkçası. Ama golden sonra işte Karzev sakatlandı. Yeni transfer Yan Uzay bugün etkisiz bir maç ortaya koydu. Ben stoper ikilisinin de bugün çok iyi oynamadığını düşünüyorum aslında. Özellikle yani O yeni ya bu stoper adı neydi? O fena değildi sanki bugün ya. Tuğba'yı mı diyorsun? Ahmet Ya Tuğba. aynen. Tuba. O Ya fena Ahmet değildi. Tuğba bu sezon Avrupa rotasyonunda çok fazla yer alan bir oyuncu Başakşehir'de. Yani Başakşehir bu sezon çok yani bence ilk yarı çok daha iyi bir kadrosu vardı. İşte o Bertrand Traoré'li, işte Kayseralı, bugün Kayseralı da yoktu. Yani Başakşehir Kayseralı ile Kayseri'ye yollarını gitti ayrıldı ayırdı. zaten. Neden onu yaptığıyla ilgili çok benim bilgim yok. Bilmiyorum senin bir bilgin var mı? Sakatlık var, dönemeyecek. Yani bu sezonu Ha. kapattı. Zaten 36 yaşında mı, 35 yaşında olması Yok, lazım. hala 33 yaşında. 6 senedir Başakşehir 33 mi? forması giyiyor ve hani yani ligin kalburüstü sağ beklerinden biriydi. Kesinlikle öyle. Schalke'den gelmişti hatta yanlış Evet hatırlamıyorum. evet yani 3 milyon euro civarı bir paraya almışlardı onu. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, şampiyonlukta yıllarca katkı veren bir Şampiyonluk. oyuncu oldu Kaysara. Yani Karzem'in sakatlığına ben çok üzüldüm. Ben aslında devre arasında kaybettiği oyuncuların yerine iyi eklemeler yaptığını düşünüyorum Başakşehir'in. Karzem bence çok potansiyelli bir oyuncu. Yani bugün çok daha fazla izlemek isterdim onu. Tam bir Avrupa Ligi oyuncusu. Tam Avrupa'da size katkı verecek hem fizik kaliteye sahip hem de yani Başakşehir'in ihtiyacı olan da bir profilde açıkçası. Çünkü hani Biglia varken Biglia zaten nasıl bir ayak olduğunu biliyoruz Biglia'nın. Tam kendisine pres yapılması zor, çok akıllı, çok pasör bir oyuncu. Yani bugün böyle bir maçta, böyle bir zeminde Biglia'nın oynamaması kabul edilebilir ve çok anlaşılabilir bir şey. Karzev gibi bir oyuncu lazımdı buraya. O da erken sakatlanması bence çok kötü etkiledi. Savunmada Ender Kesinlikle. Şmi'yi satılmasından sonra Edgari'ye transferi geldi aslında. Edgari'ye o da muhtemelen Kaysara'nın yaşadığı şekilde, sen söyledin şimdi taşlar o zaman benim yerime oturdu. Kaysara'nın yaşadığı şekilde geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluğunu aslında devre arasına kadar puan farkını açtığı dönemde mükemmel bir performans sergilemişti Edgari'ye. Çok ağır bir sakatlık yaşadı. Sonra Trabzon onunla yollarını ayırdı. İşte devre arasında da transfer yapabilmek için vesaire. Kulüpsüz kaldı uzun bir süre. Sakatlıktan döndüğünde Başakşehir iyi bir şans verdi ona. Ben Başakşehir'in akıllılık yaptığını düşünüyorum. İyiden de kısa vadede o belki tamamen değil ama orta vadede katkı sağlamaya başlayacaktır takıma da. Bugün ben 15. dakikadan sonra işte golden sonra çok etkisiz, çok orta sahada silik, topu tamamen rakibe veren ve yani ilerideki neydi forvetlerin adı şimdi aklıma yani Orban. Yani golü atan da oyuncu Orban. Yani Orban'a ve Fofana'ya çok yenildiler ikili mücadelelerde ve çok onların etkili olduğunu gördük. Zemin tamamen ağırlaşmadan önce çok fazla pozisyon yakaladı. Ve hani daha fazla pozisyon da yakalayabilirdi. Son tercihlerde de çok iyi işler yapmadılar. Orta saha ve savunma bloğu arası çok açık ve merkez çok kırılgan gözüktü. Yani ben işte ikinci yarıyı çok fazla işin içine hesaba katamıyorum. Çünkü o kadar çok yağmur yağdı ki. İki takım da hiçbir şey Kesinlikle. üretemedi. Yani girilen pozisyonlarda ancak işte topun zemine takıldığı Karambol veya işte aynen. yani o tarz pozisyonlar oldu. Yani bu tip havalarda en iyi gol atma yöntemi. Yani zaten top süremiyorsun, doğru düzgün paslaşamıyorsun. En iyi gol atma yöntemi Top şişti. çok şişirmek. İşte bizim mesela akıllara hemen Galatasaray Galatasaray'ın Juventus. proje Burak Yılmaz'ın attığı gol geliyor. İşte veya işte Semih Şentürk'ün İsviçre'ye attığı gol geliyor mesela. Snyder'in Juventus attığı gol
Ya Karnı o olsun. karlı yine orada top biraz daha hareket ediyordu. Burada tamamen gölcüklerde top takılıyor ve hiç Aynen. pas atamıyorsun. Yani ikinci yarı buna rağmen aslında bir tane çok net bir pozisyon yakaladı Başakşehir. Şeyin Deniz Türüç'ün kaleciyi çalımlayıp çizgiden içeriye çevirdiği topu orada Kaçırmışım ben onu herhalde. yani kaleye vurmayı deneyebilirdi. Darbe açı tamamen neredeyse sıfırdan. Vurabilirdi kaleye. Kaleye değil işte birazcık daha arka dereye doğru topu çevirmeye denedi. Kaleye paralel gitti. Kimse dokunamadı. Onun dışında zaten ikinci yarı doğru düzgün bir pozisyon yok. Yani üçlüye döndü ondan sonra. İyi sahaya attı. Yani Okaka vari bir oyuncu soktu oyuna Gent. Onun işte sırtı dönük etkili olmasını bekledi. Oraya da merkezi çoklayarak cevap verdi Emre Belözoğlu. Ya bence şöyle yani sadece Başakşehir maçı özelinde de tüm Avrupa bugünkü 3 maçın da aslında genel hikayesi biraz bu. Aslında ilk yarıları iyi bitirdik. Şanslı bitirdik hatta. Bazı pozisyonlarda. Fenerbahçe dışında. Fenerbahçe atabilirdi maalesef. Fenerbahçe'yi dışarıda bırakıyorum. Şanslı bitirdik. Çok daha fazla gol yiyebilirdik aslında. Hem Sivasspor maçında hem Başakşehir maçında. İyi girdik içeri. Ama golleri çok şanssız yedik maalesef. O kötü oldu. Daha iyi sonuçlar çıkabilirdi. Başakşehir'de bence ya bu kadar kötü oynadığı bir maçta bile avantajlı bir skorla dönüyorsa ümit ediyoruz. İçeride çok daha rahat bir galibiyetle bizi turu getirecektir. Çünkü galibiyet puanına da Avrupa puanı da ülke puanı durumunda çok ihtiyacımız var. Buradan da yavaştan oraya geçebiliriz. Sizin Aynen. Başakşehir maçına dair ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yok, Başakşehir'in bu turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Hakan'ın da muhtemelen ekleyeceği bir şey yok. Ben onun beklediği bölüme geleyim isterse. Ülke puanına geçelim. Ülke puan durumunu da ekrana getirelim. Şu an Hakan söylemişti. Bu canlı değil mi Hakan, bu puan durumu? Aynen şu anki puan durumu bu. Evet şu anki puan durumu. 200 puan eklenmiş. Hakan ne diyorsun ülke puanı ile alakalı? Bugünden sonra neler oldu? Yani işte galibiyete zaten bilenler bilir. UEFA'nın sitesinde zaten de yazar. Galibiyete 2 puan, şeyde 1 puan verilir beraberliğe. Bizim takımlarımızın bu sayısı 5 olduğu için 0.200 puan kazandık. Bu da 31.700 yaptı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şampiyonlar Ligi geçen senelerde Şampiyonlar Ligi'ne 11. sıra gidebilirken artık gidemeyecek. Çünkü UEFA şöyle bir kural getirdi. Önceki sisteme önce söyleyeyim. 11. sıradaki ülkenin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginden de o vizeyi alırsa mesela geçen sene sezon Real Madrid şampiyon oldu. Ligde de ilk 4'e girdi. 11. sezon 11. sıradaki takımın şampiyonu direkt gidiyordu, gruplara kalıyordu. Ancak artık öyle bir şey olmadığı için elemelere katılan en yüksek puanlı takım direkt gireceği için ilk ona girmemiz gerekiyor. Yani Avusturya'yı geçmemiz gerekiyor. Evet ya bu Avusturya ile de aramızda 2 nokta. 2024-2025 sezonundan itibaren bu şekilde Evet. gerçekleşecekmiş. Biz zaten bu sezonki puana göre değil ilk 10, ilk 20 yay bile giremediğimiz için neredeyse. O yüzden hani bu sezonu önümüzdeki sezon için değil bunu. Bir sonraki sezon için 2024-2025 sezonu için konuşuyoruz. Onu ekleyeyim. Buyur devam et sen. Aynen ama şöyle bir sıkıntı var işte. Şu anki puanlarımızla 2024-2025'e gireceğimiz için o yüzden ilk ona girmemiz gerekiyor. Evet. Yani yani şöyle galibiyete 0.400 puan verildiği için yani şu anda 6 galibiyet gerideyiz Avusturya'dan. Hadi tur geçme puanlarında da Avrupa Ligi'nde 0.200 puan getiriyor. Fakat özellikle bugünkü mağlubiyetler ve Başakşehir'in kazanamaması çok etkiledi. Çünkü arada Sırbistan da var. Her ne kadar 11. lig Şampiyonlar Ligi için önemli olmasa da Avrupa Ligi ve duruma göre Konferans Ligi'nde bir takımın bir eleme az oynamasına sebep olabilir. Konferans Ligi'ne giden takımlara göre veya Şampiyonlar Ligi'nden düşen takımlara göre. Yani onun için ayrı bir yayın yapmak lazım. Çünkü çok fazla olasılık var. Her neyse. Önceliğimiz Sırbistan'ı geçmek olmalı zaten. Takımları yok. Hem zaten orada kırmızıyla görüldüğü gibi İskoçya, Avusturya ve Sırbistan'ın takımları kalmadı. Uzun vadede yani özellikle orta vadede Belçika ve İskoçya ile yarışmamız gerekiyor. Çünkü oralara abone olmamız gerekiyor.
Fakat şu anda dediğim gibi 6 galibiyet fark var neredeyse Avusturya'yı geçmemiz için. Ve bu da şu anda zor gözüküyor yani. Çünkü Başakşehir turlasa bile özellikle West Ham ve Villarreal gibi iki takımla eşleşmemesi gerekiyor. Yani çeyrek finalde daha düşük seviyeli bir takımla eşleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin de bu turu geçse bile yani United, Arsenal gibi takımlarla eşleştiği zaman puan getirisi çok minimum durumda olacağı için. Yani bu sezon için ilk 10 biraz zor gibi duruyor. Yani biraz değil bayağı zor gibi duruyor şu anki duruma göre. Evet, yani bugünkü skorlardan sonra dediğin gibi yani ben Başakşehir'den belki iki tur, hani bu turu geçip belki bir tur daha geçebilmesini ümit ediyordum. Fenerbahçe'nin de en azından bu turu geçmesini bekliyordum. Yani üç kere tur atladığımızda bu maçlardan işte toplam altı maçın dördünü kazandığımızda aslında çıkılabilir gibi, 10. sıraya çıkılabilir gibi duruyordu. Yani maalesef bugünkü skorlardan sonra 10. sıra çok olası gözükmüyor. Bu çok üzücü oldu. Yani bununla birlikte hani şeyi de eklemiş olayım ben de. Ufak bir eklenti olsun. Basel de bugün bir beraberlik aldı ve aslında puanı farkını açamadık. 13. bir arkamızdaki takımla da. Yani maalesef orada Trabzon'un Basel gibi bir takımı eleyememesi çok kötü oldu. Yani ona hiç girmiyorum. Yani çok benim cepte gördüğüm turdu. Yani benim kişisel tarihimin en kötü Basel'i muhtemelen bu. Kesinlikle. Yani ümit ediyorum Başakşehir turu çıkar ve o eşleşmeden Basel'in de Bratislava ile eşleşmişti. O eşleşmeden gelecek takımla eşleşirse en azından bir tur daha atlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii önce Başakşehir'in Gent'i elemesi gerekiyor. Yani umarım ikinci maçlarda çok daha iyi puanlarla en az iki takımımızın turu atlamış şekilde görmeyi isteriz. Ama ya maalesef bu kural değişikliği yani çok kısa bir süre içerisinde haberimiz oldu bizim. Ya bugün veya dün gündeme geldi. Ondan önce net şekilde açıklamamışlardı aslında. 11. sıra yeterli olur gibi bize geliyordu herkese. Değişen şey en çok bizi etkileyecek gibi gözüküyor. En çok da Portekiz takımlarına yarayacak gibi duruyor. Evet. Ben şunu soracağım. Ben çok ülke puanıyla vesaire çok ilgilenmedim. Çok araştırmadım. O yüzden biraz bilgisizim. Şimdi önümüzdeki sezon yani 2023-24 sezonunu etkileyecek puanlar bu puanlar değil o zaman. Geçen Değil. sezonki puanları değil mi Geçen onlar? sezonki de. Evet. Tamam. Yani biz geçen sezon kaçıncı kapatmıştık? 20 20. miydi? 20 20. kapattık O maalesef. sonucun o sonuçlarla gideceğiz önümüzdeki sezon. Bu sezonun puanı bir sonraki sezonu etkileyecek. Doğru. Evet. Evet. Bunu da aydınlatalım. Evet yani ama yani genel çerçeve baktığımızda aslında hani bu sezon iyi bir yükselişimiz var. Avrupa'da mesela Sivas'ın lider çıkması, aslında Balkanya eşleşmesinden bahsetti Hakan. Yani hayal kırıklığına uğrattı orada ama sonuçta gruptan lider çıktı ve bir tur geçtiği için lider çıkan takım o bize bir avantaj sağladı. Avrupa'da devam etmemiz açısından. İşte gruptan lider çıkmanın getirdiği bonuslar. Fenerbahçe'nin yine lider çıkması aynı şekilde. Trabzon'un üçüncü olarak da olsa devam etmesi. Bunlar işte takımların topladığı galibiyetler, aldıkları puanlar bayağı bir yükseldik aslında. Yani beklemiyorduk muhtemelen bu kadar bir yükselme ama ya o kadar da dibi görmüştük ki. Son yılların bu dip bize son yılların en iyi Avrupa karnesini getirdi. Dört takımla devam ettikten sonra bu turda 3 takımla devam ediyorken ben bunu daha yukarı taşıyabilmemizi bekliyordum ama yani geleceği umutla bakalım. Bu sezon beklediğimizin altında geçse bile kendi koyduğumuz beklenti sınırını aşamasak bile önümüzdeki sezonlarda bu veya buna yakın performanslarla Türkiye 10. sıranın üzerine çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne garanti bir takım göndermeyi sonrasında da en gerçekçi aday olarak Belçika'yı 8.liği hedeflemeli. Bu sezona benzer ciddiyette ve şeyle ki bence yani kurun düşmesi de kurun Türkiye'deki kurun çalkalanması da bence bunda biraz etkili oldu. Çünkü takımların da Avrupa'da aldığı galibiyet aslında ekonomik anlamda da çok fazla rahatlatıyor. Geçmişte
büyük takımlarımız başta olmak üzere Avrupa'nın getirisi maddi olarak da algı olarak da çok yüksek olmadığından Avrupa maçlarını önemsemiyordu. En çok bunu yine Trabzon maçında o turda takımın başında olan Abdullah Avcı bir de çok yaşattı. Çok başarısız bir Avrupa karnesi var. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış veya sürekli şampiyonluk yarışında girmiş bir hoca olarak. Büyük takımlar da çok uzun süre bunu gösterdi. Yani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıktığı senenin puanları çıkınca aslında biz dibi gördük. Umarım adım adım ilerlemeye önümüzdeki sezonlarda da Türk takımlarımızın bu ciddiyette Avrupa'da maçlar oynamasını ve turları geçmesine devam ederiz. Tek temennim bu. Zaten şöyle bir şey de var. Dediğinin aslında en çok zararını da kendisi gördü bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayarak. Orada yeterli puan alsaydı Evet. zaten otomatik olarak gruplara kalmış olacaktı. Yani evet, maalesef öyle, maalesef öyle. Yani yeni düzendeki şey muhabbeti de aslında işte hani gidemeyeceğiz dedik ama kim gidecek? Gidecek olan takım lig şampiyonları arasında en fazla Avrupa'da puan toplamış olan takım gidecek. Yani 11.'nin şampiyonu gitmek yerine şampiyonlar arasında Avrupa'da en çok puana sahip olan takım gidecek. Bu da aslında takımlarımızın olası bir durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasının önündeki en büyük engel. Yani Türkiye'den hiçbir takım katılamaz şu an. Yani bu üzücü bir durum. Maalesef bilmiyorum. Ben yeni yeni öğreniyorum bu. Sizden öğreniyorum ülke puan durumunu. İnşallah daha iyi hale getiririz diyeyim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı yoksa programı kapatacağım? Son ülke puanı ile ilgili eklemek istediğim bir şey var. Bu Tamam. sezon özellikle bu puanı toplamak iyi oldu. Çünkü seneye her ne kadar galibiyet daha fazla puan getirse de 4 takımla gidecek bir ekiplerimiz. Çünkü herhangi bir veya iki tanesi garip skorlarla elendiği takdirde puan sınırı, yani puan alma olasılığı bu sefer çok düşecek. Yani o bakımdan da bu sene iyi. Tamam, önümüzdeki sene yine 5-5'e yükselecek ama 23-24 sezonunda 4 takımla temsil edilecek ki 3'ü de Konferans Ligi'nde. Konferans Ligi'nden yine puan katılabilir. Şey Evet, yok yani ama. Konferans Ligi'nin öyle bir avantajı var. Hani puan toplayıp seni yukarı atabilir. Biz de 3 takımla, 3 iddialı takımla Konferans Ligi'nde olursak aslında bu bizi yani önümüzdeki sezon da yine avantajlı yapabilir yani bu açıdan. Ama bu Evet. sefer işte Konya Trabzon gibi takım kaybetmememiz gerekiyor. O kadar rahat olamayacağız. Evet. Ya aslında bu sezon Konya'nın da Ben eğer diyecektim biraz çıksaydı İlhan önce. Palut'la vesaire, yani oradan da çok rahat bir yani gruptan çıkma gelebilirdi bence. Ya zemin diyeyim, eski defterleri çok açmayalım diyelim. Ağzınıza Of. sağlık. Maçlardan hemen sonra girdik kayda. Yaklaşık bir saat sonra yayında olur. Şu an izleyenlerimiz bizi sanırım gece 3 gibi izleyecekler. 2.30-3 gibi. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatacağım programı. Keyifliydi. Yani umarım önümüzdeki hafta ikinci maçların ardından çok daha keyifli bir şekilde burada oluruz. İnşallah diyelim. Kanalımızı takip edip kanalımıza abone olup bir de videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.